Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, mücellâ, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazırâtının, şehitlerimizin cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dînimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selâmetine, şerirlerin şerlerinden muhafazasına, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlâs, Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu içindeyiz. Elhamdülillah Müslüman olarak dünyaya geldik. Ya Müslümanlar yaşamın gayreti içindeyiz. Cenab-ı Hak lakat mennallah buyuruyor. Müminlere en büyük nimet Resulullah Efendimiz. Yani 124 bin küsur peygamberin en yücesi ve bütün peygamberlerin daha ötesinde Habibullah aynı zamanda rahmeten lil âlemin her peygamber bir kavme geliyor. Rasûlullah Efendimiz bütün bir beşeriyete geliyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Eğer tâbî olanlar ümmeti icabedir, tâbî olmayanlar ümmeti gayrı icabedir. Fakat hepsi ümmeti Muhammed'dir Efendimiz'den itibaren. Yani bunu biz de kendimiz seçmedik ümmeti Muhammed olmayı. Cenab-ı Hak meccanen lütfen bizi ümmeti Muhammed kıldı. Fakat Cenab-ı Hak sümmelit sünne yömizin aninayım. Verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Hem imanın nimeti, hem Efendimiz'e ümmet olmanın nimeti. De sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hidayetten sonra bu bedel ödemek için ashâb-ı kirâm insan olan her tarafa gittiler. Semerkant'a gider, Çin'e gittiler, Afrika'ya girdiler. Hazreti Ömer zamanında Dağistan'a, Azerbaycan'a kadar gidiler. İnsan olan her yere. Hâlid ibn-i Zeyd, Ebu Eyyûb el-Ensârî İstanbul'a geldi iki sefer. Bu hep Efendimiz'e ümmet olmanın ve Cenâb-ı Hakk'a mü'min olmanın bir bedelini ödemek. Çünkü verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Kimlere kadar bu? Cenâb-ı Hak, peygamber gönderdiğimiz toplumları da, gönderen peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Onlar da tebliğden hesaba çekilecek. Efendimiz üç sefer veda hutbesinin sonunda tebliğ ettim mi, duymayan, bilmeyen var mı diye ikaz etti. Ashâb-ı kirâm, tebliğ ettin yâ Rasûlullah deyince elini üç sefer kaldırdı. Şahid ol yâ Rabbi, şahid ol yâ Rabbi dedi. Yani Efendimiz 124 bin küsur peygamberin en zirvesi. Habibullah, Allah'ın en sevgili kulu. Bize meccanen onun ümmet olduk. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor: "Men yudîr Rasûle fakat et Allah." Kim Rasûle, peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yine Rabbimiz Efendimizle amrükü bu hayatı üzerine yemin ediyor. Hayatın hakkı için buyuruyor. Efendimiz öyle bir nimet ki yani hayatında bütün karakterler bir insan bir karakteri, iki karakteri, üç karakterin bir misaldir. Efendimiz gelecek mevcut bütün karakterlere hepsine bir numune, bir misal. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ise her tarafa bir örneklik takdim eder. Yani Rasûlullah, Cenâb-ı Hakk'ın insandaki bir âbidesi, bir mucizevi bir âbidesi. Onu Cenâb-ı Hak, acziyetten, bir yetim çocukluktan başlatarak, hayatın bütün kademelerini geçerek, kudret ve selâhiyet bakımından en üst noktaya, yani peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltmiştir. Yani Efendimiz'in insanlıktaki ilahi bir mucize, onun hayatı hangi kademe vaziyette bulunurlarsa bulunsunlar, o toplumdaki insanlar, bütün insan kendi iktidar ve istidatlarının nispetinde takdir edebilecekleri fiili müşahhas ve mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla her kim Efendimiz'i yakından tanırsa, onun vesileyle bütün problemleri çözer. Şimdi bu en bariz Evliyaullah'ta görüyoruz. Evliyaullah'ın dünyada hiçbir problemi yok. Bir tek problemi var, Allah'a bir kul olabilmek. Lakin Efendimiz'i yakından tanıyabilmek için, Cenab-ı Hak kat efla men zekka kat efla men tezekka buyuruyor. Yani terbiye olma şart kalp âlimin terbiye olması. Çünkü terbiye olmamış bir nefsin misali kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alametleri dal, yaprak ve meyvelerinde zahir olur. Kalpte bir hastalık varsa o da bedenin hareketinde ortaya çıkar ve zararı görülür. Bunun tedavisi zorunlu olan kin, haset, kibir gibi nefsani vazıflardır. Bu menfi sıfatların ıslahı için de tezkiye şarttır.
tezkiye olacak ki Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalpte tecelli edecek. Bir Rahman sıfatı tecelli edecek. Kul merhamette pamuktan daha yumuşak olacak. Afüv tecelli edecek. Bütün o saymakta bizim bütün cemali sıfatları o kalpte tecelli edecek. Cenab-ı Hak bu dünyada her şeyi insana amade kıldı. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak amade kıldım buyuruyor. Düşünen bir toplumuz. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade. Hepsi kevni ayetler. Hepsi Cenab-ı Hak azamet-i ilahiyesini bildiren kevni ayetler. Fakat bu ne kadar kalbimizin vus'atı kadar bize kendini açar. Yani nasıl bir sahilde bundan bir kimse denizin sattığını görür. Güçlü bir dalgıç her daldığı yerden bir takım manzaralar seyreder. Aynı kalbi hayatta bu şekilde. Yani zihni bilgiler kâfi değil. Zihni bilgiler kalben hazmedilme olması zaruridir. Zira Cenâb-ı Hak, âlimler Allah'tan korkar, ittika eder buyuruluyor. Yine insan, Cenâb-ı Hak bu kadar nimetler karşısında, insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor Cenâb-ı Hak. Rabbimiz hem kâinat hem de insanlara kaideler koymuş. Böylece hayatın umumi akışını, bu kanunların tatlı bir hürriyet ve mükellefiyet dengesi içinde fermanın altına almıştır. İnsan kânında ilahi ahenkle bütünleşecek Cenâb-ı Hak onu istiyor. Allah göğü yükseltti buyuruyor Rahman Suresi'nde. Ve bir denge kurdu. Dehşetli bir denge. Semâda bir denge, trilyonlarca yıldızlar. Bütün mahlukat, hepsinin rızkı vesaire hayat tarzı. Bu ilahi denge karşısında insana dönüyor Cenâb-ı Hak. Sakın bu dengeyi bozma diyor. Yani bu ilahi dengeye kalp bir ahenk teşkil edecek. Hayatını kulluk muhtevasında yaşatacak. Çünkü imtihan hikmetini binaen sahip olduğu akli, kalbi, bütün temayül, istidatlar ve melekeler hayra da şerde kullanmaya elverişli. Her şey iki uçlu bıçak gibi. Mesela akıl iki ağızlı bir bıçak gibi insanı terör de yaptırıyor. Salih ameller de işletiyor. Kulu ahsen takvime ulaştırıyor. Diğer de belhüm edal yani idrak bakımından hayvanlardan daha aşağı bir seviye düşürüyor. Bugünkü bir affedersin eşcinsellik mi vesaire gibi. Belhüm edal buyuruyor Cenab-ı Hak. Akıl ancak vahyin kontrolünde insanı selamete götürüyor. Vahyin kılavuzundan mahrum bırakıldığında ise felaketler sebebi akıl. Ne yapıyor zalim o ise? Bağdat'a girip Dicle'nin sulanı 400 bin masum insanı boğan Hülago akılsız değildi. İslam'da veya kız çocuğu diri diri toprağa gömmeye götüren babalar da akılsız değildi. Yani ilahi terbiyeyi tezkiye eden mahrum idiler. Bu vahşi cehalet insanı ancak peygamber irşadıyla İslam nimetine nail oldular. Ancak vahyin terbiyesi girdikten sonra gönülleri ve gözleri yaşlı birer merhamet abidesi haline geldiler. Resulullah Efendimiz bütün kainatın gözbebeği, özü ve varoluş sebebi, Hakk'ın yüce bir lütfu, kul ile Hak Teâlâ'nın bir vuslat rehberi, kısaca o âlemde kurulan bir rahmet ve bir aşktır. İşte Yunusları Yunus haline getiren, Mevlana Mevlana haline getiren, Evliya Allah'ı zirve seviyeye yükselten, işte bu aşktır. Efendim yakınlık takva iledir. Efendim bir defasında Hazreti Muaz'a şöyle buyurdu. Muaz'ı Yemen'e gönderiyordu. Muaz'ı çok severdi. Bak Muaz'a sen Yemen'e gideceksin dedi. Orada o Yemen halkını Allah'ın dinine davet edeceksin dedi. Sonra dedi Medine'ye döneceksin dedi. Olabilir ki dedi benim mezarım şurada olacak dedi. Ağlamaya başladı Muaz. Ağlamamaz, ağlama dedi. Bana en yakın olan nerede? Hangi zamanda olurlarsa olsun müttakilerdir, müttakiyelerdir. Yani Efendimiz'e yakınlık takva iledir. Resulullah Efendimiz ben diyor onları o müttakileri havz kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Yine Fahri Kâhâne Efendi ümmetinin kendisine duyduğu sönmek bilmeyen derin aşkına işaret şöyle buyuruyor. Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı hepsi de bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını, ailelerini feda etmek isteyeceklerdir. Benden sonra ümmetimden bir takım insanlar gelecek, onların her biri beni görebilmek için uğruna ehlini ve malını vermeye can atarlar. Efendimiz her şeyin numunesiydi. Hayatın bütün muhtevasının numunesiydi. Her karakter, her şahsiyeti birer numuneydi. Onun sayısız misallerinden biri, mesela bir miras hususunda
Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Yani bir ananın, babanın, evladının yakından daha yakın. Dolayısıyla bir kişi ölürken mal bırakır, o mal kendi yakınlarına aittir. İş bize geliyor sonra. Fakat borç veya yetimine bırakır, o borç bana aittir. Yeminlere bakmak da benim vazifemdir. İşte Efendime vuslat. Demek ki yetimler, kullar, kimsesizler, garipler hepsi bize zimmetli. Çünkü Efendimiz bunlar bana zimmetlidir buyuruyor. Nezaket bakımından Peygamber son derece rakik ve hassas bir kalbe sahipti. Bir gün mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü. Bu o kadar müteessir oldu ki mübarek yüzü bir anda kıpkırmızı kesildi. Utandı. Ensardan bir kadın hemen kalkarak o tükürüğü kazıdı. O güzel bir koku sürdü. Bunun üzerine Rasûlullah rahatlayıp, ne güzel oldu buyurdu. Yani Cenâb-ı Hak, ebedî saadet rehberimiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek şahsiyetinden layıkı ve çile hisse alıp, dünya ve âhiretimi onun güzelliklerinden akislerle taşlandırma cümlemi nasip eylesin. Âyet-i kerimelere gelince, Muhammed Allah'ın Rasûlü'dür. Yani Cenâb-ı Hak, Rasûlullah Efendimiz çok muhtelif ayetlerde tanıtıyor. Sayısız yerde, Allah'a itaat, Rasûlullah'a itaat. Nisa sûresinde Allah, Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaat buyuruyor. Muhammed, Rasûlullah, Allah'ın Rasûlü en büyük nimet. İşte onu yanından tanımaya tezkiye zorûri. Tezkiye olmamış bir nefsin misali, kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alamet, dal, yaprak, meyvelerinde zahir olur. Kalpte bir hastalık varsa, bu da bedenin hareketini ortaya çıkar ve zarar görür. Nedir bu kalpteki hastalıklar? Gururdur, kibirdir, hasettir, öfkedir, riyadır, cimriliktir, gıybettir, suizandır, hırs, kin vesaire vesaire. Bu menfi sıfatlarını ıslah için tezkiye şart. Yani bir necasetli bir bardağa bir menba suyu konulmaz. Ya da bir menba suyu üzerine veya bir necaset düşerse o menba suyunun kalitesi değişir. Onun için kalp temizlenecek. Cemal-i sıfatlar o kalpte tecelli edecek. Kul Cenab-ı Hakk'a dost olacak. Eğer yok bütün bilgiler zihinde kalırsa, bu kalbe intikal etmezse, kalp bu bilgileri hazmetmeyip hayata geçirmezse Cenab-ı Hak cuma suyunda kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Peki insan neyle tezkiye olacak? Neyle insan temizle bu gönül alemi? Bunun bir gölgenin sahibi olan sadakati gibi Resulullah Efendimiz izini takip etmekte. Onun güzel ahlakıyla ahlaklanmaya teşvik olur. Yani karda yürüyen bir insanın izinin takip edilmesi gibi. Cenab-ı Hak en güzel bir örnek kılmış, onun üsve-i hasenesini, onun örnek şahsiyetini bildiriyor bize. Andolsun diyor Cenab-ı Hak, Resulullah sizin için Allah'a, ahiret gününe kavuşan umanlar ve Allah'a çok zikreden en güzel bir örnektir. Yani burada demek ki burada üç tane şart koyuyor. Ben Allah Resulü'ne örnek alabiliyor muyum? Eğer üç şartımız varsa, o şartın derecesine göre bize örnek olur. Birincisi, Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki hayatın her safhasında bir Allah rızası üzerinde olanlar. Ticari hayat, ailevi hayat, beşeri münasebetler. Demek ki birinci şart, ben Allah rızasında mıyım? Allah Resulü benim bu halimi görse bana tebessüm eder miydi? İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. Daima her halimde ahiret bir şuur halinde mi? Cenâb-ı Hak, lâ uksun bi yevmil kıyâme diyor. Kıyamet yemin olsun, and olsun diyor. Ve lâ uksun bi nefsil levvâme, nefsil levvâmeden kurtulmamızı istiyor, tutarsın bir nefisten. Üçüncüsü, Allah'a çok çok zikredenler için Rasûlullah'ta güzel bir örnek vardır. İşte bugün bütün evliyalar, velî kullara bakın derece derece bu üç vasfa sahip olan Allah'ın müstesna kulları oluyor. Cenab-ı Hak o kullarına da bir ömür veriyor. Onlar hayatlarından sonra devam ediyorlar. Mevlana devam ediyor, Abdülkadir Geylani devam ediyor, Eshâb-ı Kirâm devam ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak bunun dostu oluyor. Onların vefatından sonra onların hayatlarını Cenab-ı Hak devam ettiriyor. Tasavvufta manevi merhaleleri, seviyeyi kat etmek, üsve-i hasene olan Efendimiz'in yüksek ahlakından hisse almakla kabildir. İlk inen ayet Hira'da "Okra bismi rabbikellezî halak." Yani yaratan Rabbinin adıyla oku. Şu fani hayat yolculuğunda en dikkatli olmamız gereken Allah Resulü'nün hali ve ahlakıdır. Onu okumamızdır. Çünkü Efendimiz'in hayatı bir Kur'an tefsiridir. Hayata aksetmiş şeklidir. Dolayısıyla Efendimiz'in hayatı Kur'an-ı Kerim ahlakıdır, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Sahabe Efendimiz yakından tanıdı.
onu okudu, ona hayran kaldı. Efendim daima gönüllerinde taşıdılar. Efendimiz'den aldıkları iman nuruyla cahiliye karanlığından sıyrıldılar. Efendimiz'in rahmet nefesi onlara hayat kaynağı oldu. Efendimiz'le de beraber lezzetini tattılar. Eshâb-ı kirâm en çok sevindiği hadis-i şerîf, اَلْمَرُّ مَا مَنْ اَحَبَّ ki sevdiğiyle beraberdir. Sahâbî bir vecd, istirâk içinde sohbetlerini dinliyordu. Sanki başına bir kuş var gibi, uçacakmış gibi kıpırdamadan dinliyorlardı. Bir inikâs alıyorlardı. Bir sayısı misallerden biri, Sevban radıyallahu anh var. Belki bir çadırı bile yoktu dünyada. Efendim sohbetini dinler, gelir, tekrar sohbetine koşarak gelir. Bir gün çok böyle müteessir gördü, gamlı gördü, mamum gördü. Sevban dedi, nedir bu halin dedi. Niçin kederlisin dedi, seni bu kedere sürükleyen nedir dedi. Ya Resûlallah dedi. Öyle bir haldeyim ki dedi, halden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, mahrum kalıyorum. Bir düşünüyorum, ya siz benden evvel intikal edeceksiniz, yahut ben sizden evvel intikal edeceğim, ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım o zaman? Bırak dünyadaki ayrılık bir tarafa, bir de öbür tarafta, siz Peygamberin zirvesinde olacaksınız, ben ise nerede savrulacağım bilmiyorum orada. Bunu düşündükçe böyle kederden kederi gibi, bu ayrılık bir mahzun ediyor. Onun Rasûlullah biraz durdu, onu اَلْمَرْهُ مَا مَنْ اَحَبَّ Sevban dedi, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hepimize ölçü. Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? Onun için malımızdan, canımızdan, her şeyimizden, evladımızdan, ailemizden neyimiz varsa ne kadar o uğurda bir fedakârlık halindeyiz. İşte Eshâb-ı Kirâm bu haldeydi. Emret diyordu. Emret ya Resûlullah, canım, malım, her şeyim sana feda olsun diyordu. Yani onlar dünyada bu beraberliği ahirette de devam ettirebilmenin gayreti içindeydi. Hayat bu aşk ve muhabbet üzerine yaşadılar. Yani fani hayatın zevklerini, gel geç sevdalarını bir kenara bıraktılar. İlahi muhabbetin doyulma lezzetine nail oldular. Evliyaullah hep bunu görüyor. Onlar kitapları okuyarak değil, bir gölgenin sahibinin olan sadakati gibi Efendimizin her haline ittiba ederek o makamlara eriştiler. Efendimizin diğer peygamberlerden en büyük farkı bir miraç var. Diğer peygamberlerde miraç yoktu. Ona miraç lütfedildi. Miraç'ta Cenab-ı Hak sordu. Resulüm de seni neyle seni taltif edeyim dedi. Neyle sana ikram edeyim dedi. Ya Rabbi diyor, ben ne olursun dedi. Sana kul olmakla bana ikram et dedi. Demek ki hayatın her safhada Cenab-ı Hak unutmamak. Şimdi biz ne kadar seveceğiz Efendimiz? Ne kadar emri bil maruf nehi anil münkerde bulunacağız? Peki sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi günümüz insanın içinde bir müjde. Zira bir çok zor günlerdeyiz. Bir modern bir cahiliye devrindeyiz. Bu modern cahiliye devrinde Efendimiz buyuruyor, benim ümmetim başı mı sonu mu bir yağmur gibidir buyuruyor. Bu o son ümmetin o yağmur tanesi olabilmek. Velhâsıl zira bir kimse istidadı ölçüsünde Efendimizin takva hayatı ne kadar hisse alabilirse ona o kadar yakın olur. Tefekkür ufku derinleşir. Cenab-ı Hak da bir kutsî hadîste bildirdiği üzere o kimsenin gören gözü, işiten kulağı, akleden kalbi olur buyuruyor. Benimle görürdü, benimle işitir buyuruyor. Muaz dedi, insanın en yakın olan demen bahsettiğimiz hadis dedi. Kim nerede olursa olsun bana karşı en yakına takva sahibi olan müttakilerdir. Dünyanın müddeti ne kadar, ahiretin müddeti ne kadar? Damla ve derya. İlla aşiyeten evduhaha. Bir akşam vakti, bir sabah karanlığı. Ahiret nasıl sonsuz, ebedi. Velhasıl bir mümin daima ilahi müşahedenin altında olduğunu unutmayacak. Tabi bu takva sahibi olursa olur, takva sahibi olmaz olmaz. Çünkü bu kalbi hadisedir. Cenab-ı Hak ve hüve mevküm eyne mahkûntumu. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak muhalefetün lül havadis hanilere yardı benzememek. Onun için Cenab-ı Hak her an bütün kulların yanında, hayvanatının yanında, nebatatının yanında, denizde, karada, melekler, cinler hepsinin yanında. Sonsuz güç, bilinmez meçhul. Velhâsıl kul bu takva neticesinde وَهُوْ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ Sözde değil, bu fiilde olacak. Bu murakabe hâlini inkişaf ettirecek. Sonra وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Sen içinden geçin, bir sen biliyorsun. Kimse bilmiyor burada, bir de Allah biliyor. Her şeyden gizlersen, Allah'tan gizleyemezsin.
Bunlar neyle elde edecek? İşte esas kulluk bu. Onun için Cenab-ı Hak yüksek bir takva hali istiyor. Takva almak için de Efendimize benzeyebilmek, gölgenin gövdeye olan sadakat halinde olabilmek. Malik bin Dinar bir gün talebe otururken şöyle dedi: "Ehli dünya dedi. Dünya içinde ram olanlar. Kazandım, ettim vesaire, yaşadım, yaşamadım bilmem ne. Bunlar diyor, tadamadan göçüp gittiler diyor. Talebeleri diyor ki, efendim diyor, dünya tatlarının en güzeli hangisidir diyor? Marifetullah'tır diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı gönülde tanıyabilmek. Cenab-ı Hakk'la beraber olabilmek. Şurada bir güzel bir misal. Yani bir kimse ihtiyar bir kadına diyor ki, tabii bir şey kadın, salih bir kadın. Ben diyor yüce Hakk'ı nerede arayayım diyor. O kadın şu hikmetli sözü söylüyor. Ey diyor babacan diyor. Nerede aradın da bulamadın ki diyor. Her nerede istersen bulursun diyor. İçtin suya bak bulursun. Baktın çiçeğe bak bulursun. Evladına bak bulursun. Güneşe bak, aya bak bulursun. Şu cihana bak, zerresinden küresine her yerde bulursun. Her yer ilahi Cenab-ı Hakk'ın kudret akışıdır. İlahi azamet tecellidir. İlahi nakışlar. Ve bu ne görür? Göz görmez bunu, kalp görür. Kalp tefekkür eder. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerken Allah'ı zikrederler. Bu zikrin batini tarafı ne olacak? Göklerin ve yerin yaratığını derinden derin tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu gökleri, yeri, bu âlemi, bu canı boş yere yaratmadın derler. Bir duygu derinliği başlar. Bir cehennem azabından koru ya Rabbi derler. İşte Cenab-ı Hak böyle bir bizden bir tekâmül etmiş bir gönül istiyor. Tabi bu kolay değil. Bu ağır bir mesai sayesinde de olacak. İşte Eshâb-ı Kirâm buna kavuştu. Bir hak dostu şunu söylüyor: sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Yani nefsani hayatı aradan çıkarsın sen Allah'la beraber olabilirsin. Sünnet-i seni aşk ve muhabbet ile bağlanmak bu Efendimiz'i ne kadar sevdiğimizi, gönlüm hissettiğimizin bir işaretidir. Mesela İmam Rabbani Hazretleri en basit şeyde bile bir diyor sağ ayakla tuvalete girdim diyor. O gün ruhaniyetim kayboldu diyor. Mevlana diyor, bu sabah diyor, bu seherde bir tulat, sunat benden kesildi diyor. Bir hikmet kalbime tecelli etmedi. Anladığım bir ağzıma bir yanlış lokma girdi diyor. Yine bana karanfil getir oğlum dedim diyor İmam Rabbani Hazretlerine. Baktım mı çift getir oğlum, Allah tektir, tek sevmez mi dedim diyor. Yine buyuruyor, bir kimse kaylule. Yani öğle namazından biraz istirahat etmek. Eğer diyor mütefekkirler bunu diyor ben vücudumu dinlendireyim diye yaparsan evet vücudun dinlendi o kadar. Ama bu sünnet seniye olduğu için yaparsan onun ecrini alırsın, mükafatını alırsın. Kur'an-ı Kerim benzeri yok, kıyamete kadar devam edecek. İlahi bir harika. Kelamda bir mucize ve bütün insanoğlunun soruna cevap. Kainat kevni ayetler, bütün yaratılıştaki hepsi ilahi bir laboratuvar malzemesi. Ve kalp varsa, o kalpte, o koridordan ilahi azameti seyreder. Rasûlullah Efendimiz ise bir mucize. Yani Kur'an-ı Kerim ders kitabımız, kelamlı bir mucize. Kainat ilahi bir laboratuvar, fiilde bir mucize. Rasûlullah Efendimiz insanda bir mucize. İnsanda sanat harikası. Her mükemmel esri bir misal, kullukta bir âbide. Âlemle rahmet, insanlığa yegâne rehber. Gerçek tahsil de onu yakından tanımak, onun hayatını hayatımıza geçirebilmek. Cenab-ı Hak üsve-i hasene ona salat edin buyuruyor. Efendim yakından tanıyan tanıklar nispeti abad oluyor. Onu tanımayanlar ise en büyük nimetten uzak berbat oluyor. Efendimiz zamanında bir ilim meclisi yoktu. Kütüphane yoktu, mektep yoktu. Onun mürebbisi Cenab-ı Hak'tı. Beni Rabbim terbiye etti. Edebimi, terbiyemi ne güzel kıldı buyuruyor. Efendimiz daha evvel bir eğitimci değil, zaten bir eğitimci de yoktu. Cenab-ı Hak ona öyle bir öğretti, öyle bir eğitim verdi ki, o bütün kainata muallim oldu, cihana yön verdi. Fani alemde, milletlerde devamlı anayasa değişiyor, anayasa kâfi gelmedi vesaire şu bu diyor. Rahatsızlar, değiştirelim diyorlar. Halbuki Rasûlullah Efendimiz'in veda hutbesi bir insanlık beyannamesi. Değişmeyen abide bir beyanname.
Bunu gayrimüslimler bile takdir ediyor. Bir sürü gayrimüslim var. Ey büyük insan diyorlar. Senin dünya tevziyi, hak, hukuku, adaleti şimdiye kadar kimse tevzi etmedi diyorlar. Bir kumandan değildi daha evvel. Nasıl bir kumandan oldu ki? Harpte bile merhamet tevzi etti. Harpte bile onun hidayetine vesile oldu. Askere öyle talimatlar veriyordu. Onların hidayetine esirleri Bedir'den götürürken Medine'ye zaman zaman develer de fazla yoktu. Zaman zaman sahabi develerden indi. Kendilerine harp eden, kılıç sallayan esirleri develerine bindirdi. Yani daha evvel bir halk idaresinde bulunmadı Efendimiz. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir idareci de yapmadı. Onun kurduğu Medine İslam Site Devleti, Medine'nin zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köleler huzur buldu, hayvanlar huzur buldu, nebatat huzur buldu, kan gölüne dönen çöller huzur buldu. Mehmet Akif ne güzel ifade ediyor. Aczin ki ezilmekte bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Rafi diyor ki İslam metodolojisinin meşhur simalarından Resulullah'ın diyor hiçbir mucize olmasaydı ona eshab-ı kiramı yetiştirmesi, yarı vahşi insanları Medine insanlarına getirmesi bir onun peygamberine en büyük bir delildir. Bugün de Resulullah'ın terbiyesinde olan bir kişi, aile, toplum Allah'ın rahmet tecelli eden bir toplum oluyor. İşte Osmanlı'nın üç asrı, Ömer bin Abdülaziz devri, Endülüs'ün ilk devirleri. Velhâsıl ne kadar İslam yaşanırsa, اِيَّاكَ نَعْبُدُ oluyor. Ancak sana kulluk yaparız ve اِيَّاكَ نَعْبُدُ ancak senden yardım dileriz. Allah'tan yardım geliyor. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz, kıyamet kadar mü'minlerin gönlüne bir insanlık abidesi. Gerçek tahsil nedir? Tahsil, tahsil diyor. Gerçek de Efendimiz'i yakından tanıyabilmektir. Onu okuyabilmektir. Onu sahâbî okudu, yaşadı, faziletler medeniyeti inşa edildi. İnsan gönül verdiğine meftun ve hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin hali sevene sirayet eder. Muhabbet ölçüsünde bir aynileşme meydana gelir. Bu sebeple bizler Allah ve Resulü ne kadar seviyorsak Efendimizin üsve-hasenesinden o güzel ahlakı muhabbetimizin ölçüsünde hal ve davranışımızda akseder. Muhabbet fedakarlığı getirir. Fedakar oldukça ibadetler bir lezzet haline gelir. Ameller kolaylaşır. Zira muhabbet iki kalp arasında bir cenah hattı gibidir. İşte sahâbî Çin'e gitti. Semerkant'a gitti. Dünyanın dört bir tarafını gitti. Gönlündeki muhabbetle enerjiyi o muhabbetten aldılar. Sinelerinde Resulullah Efendimiz vardı. Muhabbetle gönlüne eşsiz bir enerjisi oldu. Asla yorulmadılar, üşenmediler. Demek ki burada ilk ayet Muhammed Allah'ın Resulüdür. Demek ki Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i yakından tanımamızı, bize ne büyük bir nimet olduğunu idrak etmemizi arzu ediyor. Ondan sonra gelen birinci şart, bu birinci şart akaide ayet. Akaid sağlam olacak. İbadetler çok seviye kazandı. Fakat Allah korusun akaidde bir yanlışlık imanı zedeler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Resulullah Efendimiz yanında bulunanlar kâfirlere karşı şedittir. Yani bir mümin İslam kardeşini temsil edecek. Gayrimüslimlere aldanmayacak. Onların haliyle hallenmeyecek. Hazreti Ömer radıyallahu anh orduyu Dağıstan'a gönderirken orduya bak dedi. Onlar gibi giymeyeceksiniz dedi. Onun gibi heves etmeyeceksiniz dedi. Onların yediklerinden de yemeyeceksiniz dedi. Yani herhangi bir beraberlik olmayacak. Bugün maalesef televizyonlar, internet vesaire maalesef benzetiyor. İbadette bile gayrimüslimlere benzemeyi Rasûlullah reddetti. 10 Muharrem'de Yahudiler oruç tuttuğu için bir gün evvel, bir gün sonra tutun buyurdu. Onlarda sahur yoktu Yahudilerde. Efendimiz sahura kalkınca bir bardak su için buyurdu. Bugün maalesef dinden uzak kimseler bunalan ruhlarını yoga, meditasyon ile huzura kavuşturmak istiyorlar. Halbuki İslam insanın huzur ve saadeti için gereken bütün şifa ve reçeteleri sundu. Mümin için namaz, zikir, tefekkür, dua, hizmet, infak, kalbinin gönlünü almak, muzdarip sevindirmek, sevinmek en büyük manevi huzur kaynağı. Yoga ve meditasyon ise gel geç avunmalardır. Ruha vereceği hiçbir teselli yoktur. Ruha teselli verecek olan ruhaniyet ve Allah'a olan secdelerdir. Cenab-ı Hak secdeye yaklaş buyuruyor. Cenab-ı Hak secdeden lezzet almayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak davet ediyor, secde et diyor. Ve yaklaş diyor. Neye, kime yaklaşıyor? Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek. İşte beraberinde bunlar küffara karşı edip, yani onlara karşı hiçbir zaman bir taviz vermemek, İslam kardeşi şahsiyetini muhafaza etmek. Cenab-ı Hak bize misal olarak ne veriyor?
Bize misal olarak Tövbe Suresi 100. ayetinde ilk İslam'a giren muhacirler. O benim her türlü küffarın zulmüne katlandı, müşriklerin zulmüne katlandı. Onlar hiçbir zaman benzemedi, hiçbir zaman bir taviz vermedi. Ondan ensar geliyor, Medineliler. Bizler için Cenab-ı Hak onları tabi olan ihsan sahibi. Demek ki her halimize asr-ı saadette bir mizan etme durumundayız. Efendimiz buyuruyor ki bugün kabristana gidiyorlar. Ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sahabe diyor, ya Resulallah senin kardeşin yok diyor. Siz benim hesabımsınız. Ben de kardeşlerimi sonra göreceğim diyor. Onları havuz kenarında bekleyeceğim diyor. Onlar gelecekler diyor. Hatta bir grup daha gelecek. Onun için de diyecekler onlar ya Resulallah senin sünnetine tatbik etmedi. Senin için yaşamadı. Onlar siz geriye gidin diyeceğim diyor. Onlar senden sonra hallerini değiştirdiler ya Resulallah diyecekler diyor. Denecek onlara. Yani biz şimdi sanki böyle bir zaman dilimindeyiz. Bugüne geldiğimizde bugün sanki modern bir cahiliye devrini yaşıyoruz. Bugün de onu nasıl ahiret istemiyor? İlk itiraz anin nebi lazim. Büyük haber derler, aman derler, ya varsa ne yapacağız derler. Rahat yaşıyorlardı. İstedikleri gibi yaşıyorlardı. Diğer mahlukat gibi yaşıyorlardı. Ya ahiret varsa ne yapacağız derler. Hemen tartışmaya başladılar. Bugün de aynı duruma geldik. Bugün ahiret istenmiyor. O nefsaniyat alabildiğine gidiyor. O kahrolan kavimlerin adetleri başladı. Hem de iğrenç. Suriye'de, Yemen'de, Myanmar'da yaşanan vahşetleri görüyoruz. Vicdanlar kurumuş insanlığa merhamete elveda diyorlar. Bugün maalesef bazı programlar ahireti unutturuyor. Nefsane arzuları da en hoyrat durumda. Reklamla bir kandırmaca, moda ayrı bir istismar aracı. Ve de tamamen nefsane bir dünyada şimdi insanlar dünyevileşti. Karnındaki henüz doğmamış yavruyu kürtaj kasaplarına teslim ediyor. Bu nasıl bir merhametsizliktir? Boks maçını dövmekten zevk alan insanları görüyorsunuz. Yani sadizmin bir noktada en dehşetlisi. Yine Efendimiz buyuruyor, ben ikindi vakti peygamberiyim diyor. İkindi vakti ne? Dar bir vakittir. Arkadan ne olur? Kerahat vakti girer, arkadan güneş batar. Yani içinde bulunduğumuz şu zaman değil mi? Adem Aleyhisselam gelişinden beri bir ikindi vakti gibi. Fiten hadisine baktığımız zaman kıyametin nasıl adım adım geldiğini görüyoruz. Bu zamanda yapacak ne var? Ahsenü amela. Resulullah Efendimiz Fatıma kızım dedi. Allah'a yemin ederim ki ben dedi Allah'ın resulüyüm dedi. Fakat dedi bol ameli salih işte dedi. Babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Bugün en mühim bu vakti zayi etmemek kendimiz, yavrularımız ameli salih üzerine. Ticari hayatımız, ev hayatımız, çocuklarımızın tahsili, muhabbet fedakarlığı getirir. Fedakarlık oldukça ibadetler bir lezzet haline gelir. Ameller kolaylaşır. İşte sahabi Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın bir tarafından diğer tarafa gitti. Muhabbet gönlünde eşsiz bir o muhabbet enerji oldu. Asla yorulma üşenmediler. Efendim yanında bulunanlar tezkiye vardı. İnen her ayet hayatına hemen tatbikata geçiyordu. Kat eflamen zekka, kat eflamen tezekka. Peki tezkiye ne şekilde başlayacak? Allah Resulü'ne örnek almakla tezkiye başlayacak. Onun sevdiği şeyi sevmek, onun nefret ettiği her şeyden uzaklaşma gayretinde olunacak. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i seviyor. Biz de seviyor muyuz? Seviyorsak evlatlarımıza ne kadar bir Kur'an hizmetinde, Kur'an kursunu bir okutuyoruz bir sene. Hiç o düzgün bir Allah'ın kelamını okusun. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i seviyordu. Biz ne kadar seviyoruz Kur'an-ı Kerim'i? Ne kadar hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı var? Eshâb-ı kirâm ne diyor? Bir diyor ayet indi ama zanneder gökten bir sofra indi. Allah rızasını nasıl kazanalım diye onun tartışmasını yapardık. Akşamleyin eve gittiğimde hanımlarımız Çin'den ne ipekli geldi, şuradan ne geldi diye kervanı sormazlardı. Bugün hangi ayet indi derler. Allah'ın ne gibi bir emri geldi. Allah Resulü mübarek ağzından ne bir kelamlar, sen bana onu söyle derlerdi kocalarına, babalarına vesaire. Sabahleyin evlerinde giderken biz Allah'tan kavuşmak istiyoruz. Sakın bize yanlış lokma getirme derlerdi. Sahabin derdi buydu. Kur'an'ı seviyordu. Efendim çok çok seviyordu. Mevlana burada diyor ki ey diyor gafil diyor. Musa ve Ahmet'in mucizelerine bir nazar et diyor. Asa diyor nasıl ejderha oldu diyor. Hurma kütüğü nasıl da irfan sahibi oldu ve inledi diyor. Allah da konuştu diyor. Hazreti Mustafa'dan diyor ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğine o kütüğü efendim okşadı. Sen bir ağaçtan da aşağı değilsin diyor.
Hanneanne diri ol da sen de ayrılıklardan inle diyor, hasret kur diyor. Velhâsıl insanlar şahsiyet, karakter ve muhabbet hayrandır. Kitleler öndekilerine göre şekillenir. Asr-ı saadet peygamberlerine göre şekillendi. Eğitimde zirveleşik bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. Çiçekleri sevmeyen bir insan yoktur. Bir çiçek gördüğünde gözünü hemen başka tarafa çeviren insan da yoktur. Gülü görmek istemeyen diyen insan da yoktur. Peki ne vardır gülde? Zerafet vardır, incelik vardır, hassasiyet vardır, güzel koku vardır. İşte Efendimiz hep bu zarif vasıfların zirvesidir. Bu da Efendimiz'i yakından tanıyanlar, gül bir semboldür, onunla mest olur. Gözler ondan daha güzelini görmedi. Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına girdi ama bir mahzende devam etti. Artık da ben bir şey görmeyeyim dedi. Abdülhamid Zeyd Hazretlerine oğlu geldi. Baba dedi. Resulullah intikal etti dedi. Kaldığını ya Rabbi al bu gözleri ne olursun benden dedi. Ben o güzeli gördükten sonra hiçbir şey görmeyeyim dedi. O diyor güzelin hayaliyle hayatım devam etsin dedi. Muhabbetin neticesidir. İnsanlar ahlakın en güzelini ondan öğrendi. Cenab-ı Hak inneke lâlâ hulukin azîm sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. İnsanın en zirve medeniyeti İslam medeniyetidir. Terbiyenin merkez menşei Cenab-ı Hak'tır. Terbiyenin zirve abide peygamberler, onların da zirvesi Peygamber Efendimiz. Gönüller onunla merhamet ummanı oldu. Rauf Rahim oldu. Sahâbî o gülü gördü, o günü hoş râyesine mest oldu. Tabii hepsi derecesine göre. Kim yakından, kim uzaktan, kimi daha yakından gördü. Her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden anlaşılır. Bu sebeple cahiliye toplumundan sahâbî nesline yetişen Peygamber Efendimiz insanlığın görmüş olduğu en mükemmel bir eğitimcidir. Kur'an ve sünnet ikliminde ise sahâbî nesli fetihler neticesinde Medine'ye akan ganimet mallarıyla zenginleşmelerine rağmen zengin oldular. Fakat lüküs ve saltanata meyletmediler. Tefekkürleri inkişaf etti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın meyvanın yok denecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişi ve benzeri hikmet dolayısıyla üzerine derin derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzide derinlik zirveleşti. Mütevazi yaşantıları, evlerini sade dokur değişmedi. Gelen malı infak etmek suretiyle hakiki zenginliğin vicdan huzuru ve gönül saltanatını yaşadılar. Zamanımızın amansız hastalıklarından biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş sahâbî neslinin tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira nefislerin varacağı konağın kabir olacağı şuuruyla yaşadılar. Cenab-ı Hak onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruyor. Yani bizim de onlara tabi olmamızı Rabbimiz arzu ediyor. Şimdi demek ki sahâbî ne oldu? Tezkiye oldu. La ilahe illallah. Allah'tan uzanan her şey kalpten atıldı. Kalp Cenab-ı Hak'la beraber olma gayreti ve lezzeti içinde oldu. İbrahim Ethem diyor ki bizim diyor Cenab-ı Hak'la olan dostluğumuzun lezzetini diyor. İlahi muhabbet gibi şahıs bir şey olsaydı, gölen tutan bir şey olsaydı krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini krallardan feda ederlerdi. İşte ela bizikla tatminül kulub. Neyse kalpler ancak Allah'ı zikretmek huzur bulur. Tabi kalp ne oldu? Cemali sıfatların bir tecellisi oldu. Kur'an ve kitap hikmete, hikmet derinleşti. Ve kâmil insanlar oldular. Dünya gözlerinde küçüldü. Ahiret gözlerinde, gönüllerinde büyüdü. Dünyanın bir imtihan dersenesi olduğunu şuuru içinde yaşadılar. Efendimiz hep telkin etti. Allahümme lâ âişe illâ âişül âhire. Esas hayatın ahiret hayatı olduğunu. Zor zamanlarda ve bolluk zamanlarında esas hayat ahiret hayatı olduğunu unutmadılar. El meru memen ahabbe ki sevdiğiyle beraber de sahibi hep bunun heyecanı içinde yaşadı. İmandan en ufak bir taviz verilmedi. Sakif kabilesi geldi. Rüküz bir namaz efendim olmaz dedi. Putları kaldırın dedi. 3 sene dedi. Yok 1 ay dedi. Yok efendim olmaz dedi. Kim herhangi bir topluluğa benzemeye çalışırsa onlardandır. Günümüzün bir afeti. Bugün İslam'ı tavizkar bir hale getirmek istiyorlar. Ilımlı İslam diyor. Nedir ılımlı İslam Allah aşkına? Ne demek ılımlı İslam? İslam'ın o güzelliklerini, o nefasetini bozmak mı istiyorlar? Hoşgörü diyorlar. Yani halbuki hoşgörü demek dinden taviz mi? Neyi hoş göreceğiz? Allah'ın haram kıldığı bir şeyi sen nasıl hoş görebilirsin? Onun için mühim olan bu gayrimüslimlere benzemek. Allah korusun. Cenab-ı Hak tavizsiz bir iman istiyor bizden. Efendimiz Akabe'de biat aldı. Abdullah bin Ravaha dedi ki, yâ Rasûlallah, ne var bunun karşısında dedi.
Efendimiz cennet var dedi. Asla vazgeçmeyin, canımız malımız feda olsun ya Resulallah dedi. Bedir'de beyat ete ya Resulallah sen mahsul olma dedi. Düşman çok kuvvetliydi. Sen denize girsen biz arkandan kendimizi denize atarız dediler. Uhud'da ya Resulallah dedi, Hazreti Hamza'yı şehit ettiler. Musab şehit oldu. Efendim mahzun oldu, gözünden yaşlar döküldü. Eshâb-ı kirâm toplandı, ya Resulallah dedi, mahzun olma dediler. Biz de şehit olmaya biat ediyoruz dediler. Hudeybiye'de Hazreti Osman radıyallahu anh elçi olarak gitti, dönmedi. Acaba Hazreti Osman radıyallahu anh şehit mi eder diye bir endişe geldi. Eshâb-ı kirâm topladı, Efendimiz'e ağaç aldığında Fetih Sûresi'nde beyat ettiler. Ya Resulallah senin gönlündekini biz beyat ediyoruz dediler. Gönlünde ne varsa gönlündekini biz beyat ediyoruz dediler. Ve Cenâb-ı Hak bize ne istiyor? Onlara benzememi istiyor. Muhacirler ve ensar onlara tabi olan ihsan sahipleri. Orada Cenab-ı Hak ey Habibim diyor. Fetih Sûresi 10. ayetinde muhakkak ki sana beyat edenler Allah'a beyat etmiştir. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i yakından tanımayı nasip eylesin. Eshab-ı Kiram'ın tanıdığı gibi. Sıratallezine en'amte aleyhim diyoruz. Ya Rabbim diyor nimet verdi. Kim bunlar? Ayet-i kerimede kim Allah razı itaatte işte onlar Allah'ın kendi lütfları bunu peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraberdir. En'amte aleyhim. Demek ki bir Müslüman bunların haliyle hallenince gayr-ı mağdûbi aleyhim ve dâlin dalâlettekilerden de uzak, onun her şeyinden uzakta kalacak. Ondan sonra gelen ayet şimdi birincisi Resulullah'ı yakından tanımak. Küfre karşı bir tabisiz olmak. Şiddetli küfre karşı. Üçüncüsü de ruhama kendi aranda merhametlidir. Demek ki bir kardeş bir kardeşe merhametli olacak. Mümin birine zimmetli. Bana verdi, ona vermedi demek ki o bana zimmetli. O dünyada bana muhtaç, ben de ahirette ona muhtaçım. Hasta bana muhtaç, ben de onun duasına muhtaçım. Bu da bir mümin bir kardeşlik yaşamayacak. Birbirine arasında merhametlidir buyuruyor. Yani merhamet bir müminin imanını tesis eden bir alameti farikadır. Merhamet imanın ilk meyvesidir. Merhametli olmak Rauf ve Rahim esmasının müminin şahsiyetindeki bir tecellidir. Diğer bir ifadeyle merhamet başkalarının mahrumun telafi için onların yardımına koşmandır. Onun eksiğini telafi etmen zira mümin müminin zimmetlidir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanatın, bütün mahlukatın kendisinin zimmetli olduğunu telakkisiyle yaşar. Kapısında kediye, kapısında köpeğe kadar. En mühim merhamet evladına merhamettir. Sonra bütün mahlukat yüreğinde merhamet taşıyabilir. Evladına merhamet bu nasıl olacak? Onu ufak yaşta olacak. Karta kaçtıktan sonra olmaz. Çocuk yaşta olacak. Ana baba nasihat edecek. Eskiden anne baba güzel, salih, salih anne babalar. Bugün de var elhamdülillah. Fakat bir de ailede gün görmüş kişiler vardı. Nineler, dedeler, amcalar filan vardı. Bir de mahalle vardı. Bu maalesef bir takım telkinler bu mahalle kayboldu. Gün görmüş ana baba, gün görmüş kişiler de kayboldu. Ana baba da şey yaptı. Çocukları en ufak 7 yaşına, 70 yaşına kadar ellerinde telefonun çocuğu oluyor maalesef. İşte bunu anne babanın ufak yaşta yani Allah muhabbeti, Resulullah muhabbeti. Bu muhabbeti vermesi lazım. Aman zevkini alsın sonra olur. Yok zevki olmuyor sonra. Mektup yazıyor bir müddet sonra. Dua edin efendim diyor işte kızım böyle oldu diyor. Oğlum böyle oldu diyor. Peki ne verdin ki ne bekliyorsun? Ekmediğin bir tarlada dikenden başka ne çıkabilir? Efendim merhametten bahsediyordu. Sahâbî dedi, ya Rabbi, hepimizde yok dedi. Benim bahsettiğim merhametim, âm ve şâmil merhamet. Yani bütün insanlara, bütün mahlûkâta, bütün nebâtâta merhamettir dedi. Hepsi Cenâb-ı Hakk'ın mahlûku. Cenâb-ı Hakk'ın mahlûkuna merhamet edeceksin ki Allah da sana merhamet etsin. Efendimiz terbiyesi, bir köle 3 dilim ekmeği bir köpekle paylaşıyor. Çoban Abdullah bin Ömer'e diyor ki şu koyunu sat bana ver dedi ama bunun sahibi var diyor. Nereden bilecek dedim ben derinliğini anlamak için. O zaman Allah nerede? Allah görmüyor mu diyor. Velhasıl bir Müslüman rahmet insanı olacak. Bulunduğu yere huzur veren bir kişilik sahibi olacak. Yaşadığı zaman bir mekanda Âdem'de rahmet olan Peygamber Efendimiz'in temsilci olmanın gayreti içinde olacak. Benliğini bertaraf edecek. Çoraklaşmış gönlüne bir yağmur misal rahmet olmanın derdinde olacak. Hasan Harkani Hazretleri buyuruyor. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada birinin parmağına batan diken o benim parmağıma batmıştır.
Birinin ayağına taş çarpar, o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben hissederim. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. O kadar zor iş ki işte bugün Suriye'yi nasıl kalbimizde hissedeceğiz? Myanmar'ı nasıl hissedeceğiz? Yemen'i nasıl hissedeceğiz? Mazlumları nasıl hissedeceğiz? Tabii en aşağı dua edeceğiz. Nasıl bir iman ki Sırrı Sakati Hazretleri müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değil hadi okuduğu zaman bir delikanlı giriyor. Talebesi üstadım diyor mahalle yanında senin ev kurtuldu diyor. Elhamdülillah diyor. 30 sene bir dostuna o diyor o zamanki elhamdülillah demenin hüznün için o zaman kendim için elhamdülillah dedim. Yanan evleri yananların halini düşünemedim. Ne kadar mümin Allah'a yaklaştıkça ne kadar okulda bir merhamet tecellisi oluyor. Bir mudar kabilesi geldi, perişandı. Allah onları şöyle bir seyretti, rengi sapsarı oldu. Bilal ezan oku dedi. Cemaat toplandı, iki rekat namaz kıldı. Herkes neyi varsa getirsin dedi. Kimi evinde bir avuç hurma vardı, kimi bir torbaya doldurdu getirdi durumuna göre. Efendimizin şekli, şemali değişti, tebessüm etmeye başladı. Velhâsıl kardeşler, anlatmak da bitmez. Rasûlullah'ı yakından tanımak ancak bu evliyaların, Allah dostlarının şeyi. Cenâb-ı Hak ondan cümlenin hisseler nasip eylesin inşallah. Cenâb-ı Hak razı olduğun kullarından eylesin. Rasûlullah Efendimiz civarında, o zor günde civarında olabilmeyi, dünyadayken ona rahm olabilmeyi, kıyamet beraber olmayı bilim Cenâb-ı Hak nasip eylesin. Duamızı kabul eylesin. Lillâhi Teâlâ'l-Fâtiha.